Soichiro Honda, 1948'de araba markası Honda şirketini kurmuştur. Geçen asrın başları, Rus-Japon Savaşı'nın sürdüğü yıllar. Soichiro Honda, zor geçinen bir ailenin 9 çocuğundan biridir. Evet, okusa fevkalade bir mühendis olacağı biliniyor. Ama o dönemde bu fukara tıfıl kimi ilgilendirir ki? Babası hiç olmazsa karnı doysun diye onu Tokyo'da bir garaja vermişti. Soichiro henüz 15 yaşındayken dar alanlara araçları park etmekte zorlanmamış ve bu güzel makinelerle adı konmayan bir dostluk kurmuştur. Derken 1. Dünya Savaşı sonrası, Japonya'nın hali içler acısıdır. Büyük bir petrol sıkıntısı yaşanıyor. Arabası olanlar da marşa basamıyorlar. Trenlerse salkım saçak insan taşırken, otobüslerse güvenli olmaktan çıkmış durumda. O günlerde bisiklet tamirciliği yapan Soichiro ise insanların bir vasıtaya olan ihtiyacını iyi yakalamış ve Mikuni marka minik motorlardan getirtip bisikletlere takmıştır. Bunlar hem güçsüz hem de gürültülüdür. Ayrıca baca gibi duman da çıkarırlar. Yokuşlara ancak pedal desteğiyle tırmanabiliyorlar. Ama buna rağmen müşteriler elde para, sıraya girerler, hatta yarın önde olabilmek için kapıda bile yatmışlardır. Talebe yetişmenin mümkün olmadığını gören Honda ise çim biçme makinelerinin motorlarını bile kullanmaya başlamıştır. Soichiro motor takma işini çıraklarına bırakır. Kendi çekilir köşesine adam gibi bir motosiklet üretmek için kollarını sıvar. Manyetik ateşleme, sürgülü karbüratör, kayışlı aktarma, rüzgar koruyucu gibi yeniliklerle de donatılan Honda'lar piyasada iyi bir yer tutmaya başlamıştır. Soichiro 1930'lu yıllarda piston ve segman işine de daldı ve Toyota'ya parça satabilmek için tam 2 yıl boyunca uğraştı. Yüzlerce kez geri çevrilse de pes etmedi, bıkmadı ve siparişi eninde sonunda satmayı başarmıştır. Böylece hayallerindeki yarış arabasını yapmanın zamanı gelmişti. Eline geçirdiği 100 beygirlik bir uçak motorunu bir hurdanın şasisine oturtmaya çalıştı. Takdir edersiniz ki bu zor bir işti. Ama Soichiro yılmadı ve kardeşinin de yardımıyla arabayı hazırlamaya başardılar. Valf yuvalarıyla oynayıp motoru güçlendirip soğutmayı ekstra radyatörlerle sağladılar. Ve tam olarak 120 kilometre ortalama hız ile Japonya'da 20 yıl kırılamayan bir rekorun sahibi oldular. Honda 1936'da ilk Japonya otomobil yarışında turbo şarjı bir Ford'la yarıştı. Yarış esnasında başka bir araçla çarpıştılar. Kazada kardeşi küçük çiziklerle kurtulsa da Soichiro'nun bileği kırılmış, omzu çıkmış, yüzü de haritaya dönmüştü. Düşünün, ortada çimento bile yoktur ama kimyagerlerle bir araya gelip bu problemi de aşmış, petrol krizinin yaşandığı yıllarda orman satın alıp reçine çıkarmaya başlamıştır. Yani bir nevi akaryakıt yapmıştır. Honda üretime geçtikten 5 yıl sonra motosiklet yarışlarının olimpiyatı olarak kabul edilen Grand Prix yarışına katıldı. Ve hemen o yıl üreticiler şampiyonluğunu kapmıştı. Litre başına yaklaşık 100 beygir gücü üreten motorlarıyla 50 cc'den 800 cc'ye kadar tüm kategorilerde liderliğe el koydu. Bu saatten sonra Honda ne yapsa tutar. Nitekim 1964'ten itibaren seri otomobil üretmeye başladı. Hemen ertesi yıl Formula 1 yarışlarına katılıp ve ilk Grand Prix'i kazanmışlardır. Ardından ABD'de yapılan IndyCar yarışlarındaysa liderliğe otururken artık rakiplerinin de kabusu olmaya başlamış. Honda Formula tecrübelerini otomobillerine de uyguladı. Ve 1966'da ürettiği N360'da tecrübesiz sürücülere yüksek hızlarda kararlı yol tutuş imkanı sunmayı başarmıştı. Mesela hafif alüminyumdan yaptıkları yüksek verimli motorlarla çığır açmışlardı. Bunlar hem az yakar hem de çevreye saygılıdırlar. Bay Honda, acımasız rekabete rağmen ticari kaygılar taşımazken en iyi yapmaya çalışmış, masrafı da umursamamıştır. Arabalarında ABS fren, 4 tekerlekten yönlendirme sistemine, hava yastığı, VTEC motor teknolojisini uygulamıştır. Derken yakın zamana kadar Asimo gibi bir robot ve güneş enerjisiyle çalışan araçlar yapmaya başlamışlardır. Amerikalılar için Amerika'da üretilen Accord'lar satış rekoru kırınca Toyota ve Nissan'da atağa kalkmışlardır. ABD piyasasına güçlü girişleriyle bir dönem Ford'ların ve Dodge'ların papucunu bile dama atmayı başarmışlardır. Soichiro yeni modelleri bizzat test etme işini kendi yapar, bu işi kimselere bırakmazdı. Ta ki 1973'te emekli oluncaya kadar. Sonraki yıllarda kendini teknoloji ve ekolojiyi dengelemek için Honda Vakfı'na adamış olan Soichiro,
külüstür bisikletlerle uğraştığı günlerde bu kadarını hayal edebilir miydi bilinmez. Tarihler 5 Ağustos 1991'i gösterdiğinde, yani 84 yaşında hayata tamamen veda etmiştir. Bundan sonraki videolarımızda da Soichiro Honda gibi efsanevi girişimcilerin hayat hikayelerini araştırmaya devam edeceğiz. Bunun için bizi takip etmeniz yeterli.